Merhaba arkadaşlar. 9. ünitemizde karşınızdayız. Bu ünitemizde bakacağımız noktalar arkadaşlar past continuous tense ve past tense'in karşılaştırmaları ve ardından reflexive pronoun dediğimiz dönüşülük zamirlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak tense karşılaştırmalarına bakacak olduğumuzda past tense ile past continuous arasındaki farkları incelemeden önce past'ın geçmiş olduğunu ve cümlede ifadesini verdiğini bilmem gerekiyor. Past DD ifadesi veriyorsa continuous ifadesi de your ifadesini vermektedir. Örneğin ders çalışıyordum ifadesinde bu ifadeyi yapacak olan ifade past continuous'tur. Sadece ders çalıştım demek isteseydim past tense ifadelerimi yapacaktım. Past tense ile past continuous'un arasındaki farka bakılmadan önce şunu belirtmek gerekir ki past tense'in kullanım alanının iki tane olduğunu bilmem gerekiyor. Birinci kullanım alanında arkadaşlar öznelerimde I was alacaktır. Çoğul ifadelerim were, tekil ifadelerim ise yine was alacaktır. Bu birinci şeklidir past tense'in kullanımının. İkinci şeklinde ise bu yukarıdaki gibi herhangi bir öznesel çekim yapmadan bütün öznelerden sonra fiil kullanmam gereken durumlarda fiilin ikinci halinin kullanılması gerektiğini bilmem gerekiyordu. Buradan şu anlaşılıyor ki arkadaşlar birinci olan ifadelerimde asla ve asla fiil kullanmıyorum. İkinci olan ifadelerimde ise sadece fiil getirmem yeterli ve bu gelecek olan fiil de ikinci hali olması gerekiyordu. Past tense konusunu daha önceki ünitelerimizde sıklıkla işlediğimizden dolayı yüzeysel olarak geçeceğim. Fiil gelmediği durumlarda peki ne gelmesi gerekiyor burada? İsim, nesne veya yer cümleciği dediğimiz ifadelerdir. Çünkü was were dediğimiz ifade daha önceki ünitelerden gördüğümüz emizarın ikinci halidir. Bu demek oluyor ki emizarda kullandığımız bütün kurallar yine was were içinde geçerli olacaktır. Past continuous arasındaki farka bakıldığında yine öznelerim past tense'in birinci ifadesindeki gibi I was alacak, çoğul ifadelerim were, tekil ifadelerim de yine was alacak. Buradaki your ekini de verebilecek olan ing ifadesini de yine getirdiğim zaman past continuous yapmış oluyorum.